İstanbul Boğazı'nda bu aylarda lüferler, zargana ve istavritlerin peşinde. Milyonlarca istavritin çoğu lüferlere yem olur ve çok azı kiloluk olgunluğa ulaşır. Olta ile avlanan kişiler istavritleri yem olarak kullanır. Lüferlerin yeme tepkilerini görmek için kanca olmadan sadece ağız boşluğundan bir misina geçen istavriti izleyeceğiz. Lüferler çok geçmeden istavriti fark ediyor. İlk gelen sürü pek ilgi göstermedi. İstavrit zemine indiği için lüferler uzaklaşıyor. Gittiklerinde ise yukarı doğru yüzmeye başlıyor. Avcılar her yaklaştığında istavrit zemine tekrar iniyor. Akıntıda zeminde durmak kolay olmasa da hayatta kalmak için iyi bir taktik. Gelen lüferler bu kez daha iri. İstavrit iri lüferler gelince ölü taklidi yapıyor. Ve bu şekilde lüferlerin ilgi alanından çıkıyor. Oltaları koparan bazı lüferlerin ağzında kancalar var. Lüferler tamamen pelajik oldukları için dış yapıları zemine sürtünmeye müsait değildir. Pulları çok ince ve derileri hassastır. Bu yüzden gezen balığın peşindeler. Eşkina ve orfoz gibi balıklar ise çene yapıları gereği lüferlerin tersine, zemine yakın yemleri tercih eder. Lüfer avlarında yemin hareket etmesi ve dibe yatmaması önemli. Oltayı attığınızda gergin tutmuyorsanız, yeminiz dibe de değiyorsa akıntıdan hareket etmeyeceği için boşa beklemiş olursunuz. Sanırım kameradan da tedirgin oldular. Bir lüfer niyeti tam bozmuşken tekrar vazgeçiyor. İleride bir tekneden sarkıtılan yemin peşine gitti. Hareketli avlar her zaman daha cazip.
Mırmır sürüsü. İstavrit mırmırlardan korkmaması gerektiğini biliyor. Boğazda mırmırların sayısı da azımsanmayacak düzeyde. Dipte pek fark edilmese de güçlü akıntılar var. Yüzeyde oluşan güçlü akıntılar bazı bölgelerde anaforlar oluşturuyor. Bu döngüler de balıkların daha çok uğrak noktası. Yem zemine yatmayacak şekilde şamandıra kullanarak tekrar denediğimde lüferlerin nasıl avlandığını hep birlikte göreceğiz. Videoyu faydalı bulduysanız beğenmeyi, sonraki videolar için abone olmayı unutmayın.